İstanbul'da Türk zirvesi düzenleniyor. Şimdi o noktadan, o toplantıdan, zirveden görüntüleri ekranlarınıza canlı olarak getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katılıyor. Türk dünyasının liderleri aslında Türk Konseyi'nde bir araya geliyor. Ve her lider de, her ülkenin lideri de bayrakların önünde bekliyor. Az önce bir fotoğraf da verildi basına. Bütün liderlerin olduğu bir kare çekildi. Şu anda da alkışlarla da liderlerin sohbet ettiğini, konuştuğunu görebiliyoruz. O noktadan canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Türk dünyasının liderleri bir araya getiriyor Türk Konseyi. 8. zirvesi İstanbul'da yapılıyor. Genel Sekreterlik açılış töreninden görüntüleri paylaştık. O noktada ekibimizden Mücahit Topçu var. Ayrıntıları da kendisinden dinleyelim Mücahit. Evet, bugün önemli bir gün. Türk Konseyi üyeleri İstanbul'da toplantı halindeler. Tabii ilk programda şu anda Türk binasının açılış törenine ve göndere bayrak çekmesiyle başlamış durumda. Türk liderler şu an itibariyle o açılış törenine dahil oluyorlar. Bunu ifade edebiliriz. Tabii kimler var o liderler içerisinde hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanqulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Genel Sekreter Bağdat Amreyev'in katıldığı törenle şu an itibariyle Türk Konseyi binasının açılışı gerçekleştiriliyor. Açılış göndere üye ülkelerin bayraklarının çekilmesiyle gerçekleştiriliyor. Tabii üye ülkeler hangileri, onları da hatırlatmakta fayda var. Türk Konseyi 8. kez düzenleniyor. İstanbul'da düzenleniyor bu yıl. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye üye ülke konumunda. Türkmenistan ve Macaristan ise gözlemci üye statüsünde bulunuyorlar. Türkmenistan'ın bu toplantıda üye ülkeler arasına dahil edilmesi bekleniyor. Bu yılki tema dijital çağda yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler olarak düzenlenmiş durumda. An itibariyle şu anda Türk binasının, Türk Konseyi binasının açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderler o açılışı gerçekleştirdiler. Burası, bu bina Sultanahmet'te, Fatih'te bulunuyor. Tabii toplantı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek. Liderler bu açılışı gerçekleştirdikten sonra Yassı Adaya, eski adı, yeni adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na doğru yola çıkacaklar. 12.53'te Cuma namazını Fatih Rüştü Zorlu Camii'nde kılacak liderler. Sonrasındaysa aile fotoğrafı çekilecek ve 14.35'te de zirve oturumunun başlamasını bekliyoruz. Tabii bu oturum başladıktan sonra da 2 saat sonra bir basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısında sonuç bildirgesi, yani 8. zirvenin, Türk Konseyi 8. zirvesinin sonuç bildirgesi olan İstanbul Deklarasyonu ve bir dizi konuya ilişkin maddeler imzalanmış olacak. İstanbul Deklarasyonu'nun bu toplantıda imzalanacağını ifade edebiliriz. Teşkilatın dönem başkanlığını Azerbaycan yürütüyordu. Bu toplantıyla birlikte dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini ifade edelim. Dün önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Türk Konseyi'nin adı da değişecek. Türk Devletleri Teşkilatı olacak. Bunu da ifade etmekte fayda var. Daha önce 7 kez düzenlenen Türk Konseyi artık Türk Devletleri. Ya bu çok muhteşem bir alı ya. Ne yazıyor üzerinde? Ters. Öyle mi? Olsun, oradan da alırız onu. Gönder. De bu Türk işi mi? Öyle mi? Al buradır. Allah yolunu açın. Elli abi üzere. Kahri Solak belediye başkanı. Tamam. Çok çok selam söyleyin. Türk
Konseyi'nin 8. zirvesi İstanbul'da yapılıyor. Türk Konseyi binası da İstanbul'da açıldı az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Açıklamalarını da yine esnafla sohbetini de aktardık. Zirve öncesinde genel sekreterlik binası açıldı. Bayraklar göndere çekildi. O anların canlı görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Zirvede Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bir araya geldiği görüntüleri de ekranlarınıza getirdik.